Hayata ilk insanlardan biri olarak Tamam gelmek mısın isterdim sana? demiş. Biraz korkutucu değil mi? Düşsene yeni bir mekandasın. Çok insan da yok. Etraf boş. Hayvanlar, canlılar. Bilmediğin bir yerdesin. Hani rastgele sıfırdan bir gezegene atılmışsın. Orada Ya şaka yaşamaya yapıyorum. çalışıyorsun gibi düşün. Hani bu güzel bir ütopya. Aslında ben şey yaparım. Arada böyle şeyleri hayal ederim. Güzel olabilir. Düşsene yepyeni bir gezegendesin. İnsan yok belki. Hani tek başınasın belki. Bilemiyorum. Ve yaşam mücadelesi veriyorsun. Korkutucu. Artık biri Ama ölebilir mi bir ya? Ya yandan seninki da hani benimki olsa kalabalıkta çok yaşayan insanlar için, özellikle sınavların İstanbul'da saldırdığını yaşayan aldı insanlar be için şimdi ya. gayet Yok güzel artık. olabilir. Sınavlara hazırlanıyorum demiş. Ha, kolay gelsin. Umarım istediğin gibi olur. Hayata Hoi 4'te Umman'ı oynayan bir Kaan görecek olan bir kişi olarak gelmek isterdim demiş. Daha baya bir beklemen gerekecek onun için. Şanlı Polonya Kralı saraydan yükselen şey dumanlı demiş. Ah. Çık artık Zygmunt çık. Ama hala bir prestiji var. Basabiliyor galiba prestij artı olduğu sürece. Norveç'in borcu ne oldu ya? Şöyle az bir borcu var mı? 131 ne ya? Sen ne yapıyorsun? Prestij karşılığı birilerini oturtabiliyorum başına. Multi güzelmiş. Lagleyen de yok demiş. Yapmayın. Onu yapmayın. Hayata Polonya kralı olarak gelmek isterdim. Commonwealth kurarsa çok büyük olur. Evet. Olsun. Kötü bir şey mi? Hayata ilk insan olarak geldin ama ateş bile yok, yağmur yağıyor, tanrılar kızdı falan diyorsun demiş. Ha yani bir de öyle düşünün ya. Yağmur yağıyor, ne olduğunu bilmiyor. Şimşek çakıyor, ne oluyor lan? Biri beni vurmaya mı çalışıyor? Bir şey mi oluyor? Ne olduğunu anlamıyorsun bir kere. Yani hani şey var ya bu yabancıların lafı, ignorance is bliss. Cem Yılmaz da şey de diyor hani. Gösterisinde. Harbiden öyle bir şey söz konusu. Bilmiyorsun ki hiçbir şey ne oluyor ne bitiyor. Bir fikrin yok yani ne olup ne bittiğinden dünya üzerinde. Şu an her yerde bir bok oluyor ve hepsini biliyorsun. Hiç rahatlama hissi geliyor mu? Söyleyin bana yani. Kalkıyorsun Trump bunu demiş. Kalkıyorsun Kuzey Kore'deki lider şunu yapmış. Balistik füze sallayacakmış. Kalkıyorsun Rusya'da çevrecileri içeri almışlar. Bilmem. Bu beni rahatlatmıyor yani. Yani güzel yanları da var tabii ki teknolojinin. Atıyorum senin gibi birçok insan olduğunu biliyorsun. Herkese daha rahat iletişim kuruyorsun vesaire vesaire ama yine de baktığın zaman bu güzel bir şey mi? Diğeri mi daha güzel? Kıyaslamayı yapın. Danimarka bana hala krem mi atıyor ya? Osursam öleceksin. Gözünü seveyim Danimarka. Yapma böyle şeyler. Danimarka'nın oradaki kanalı açınca ne kazanıyoruz? Bilmiyorum ki. Trading'i falan arttırıyordur. Tamam. Total War Warhammer 1 varken 2'yi alınca haritalar birleşiyor mu? Onun olayı ne biliyor musun? Özgün'e soralım. Özgün. Efendim. Total War Warhammer 1 varken 2'yi alınca haritalar birleşiyor mu diye sormuş çocuk. Evet, Ama aynen expansion'da mı oluyordu bire öyle. İkiyi alırsan iki haritada oynayabilme şeyini açıyorsun. o? Okey. Aldın cevabı. Hayata Polonya kralı olarak gelip tahta İsveç'in yerini geçirip intihar etmek isterim. Arceus bence sen kralına abdicate yaptırmak istiyorsun. Öyle sıkıntım yoktu ki. Ben Yoksa sende yapacaktım. öyle bir şey seziyorum. Yani abdicate şu an mesela yapmak istiyorsun gibi. Aynen. Admini geride kalmış. Altıda. Şu an prestijim de yok, yapacağım bir şey yok yani. Benim için ölürse senin işine gelecek. Hayır, hangisi daha evvel ölecek diye artık beklemeye başladım. Senin kral mı benim heir mi? İkisi de Yani 67 seninki yaşında. Ay olarak büyük ya, benimki de 66. Evet. Adamın başına geçemedik bir türlü ya. Şimdi bakalım ne oluyor. Rusya mı Polonya mu tutacağım demiş. Şu an için 79 yaşında onun bir kralım kararını varlarmış. vermek zorunda değilim. Çünkü halihazırda ikisi birbirine saldırmıyor.
İkisi kendi içlerinde büyümeye çalışıyor. Hepinizi şey Böyle yapar, bir gömer karar vallahi. vermek zorunda değilim şu anda. Yani Batı beni daha çok korkutuyor Doğu'dan. Batı çünkü kenetlenmiş şekilde oynuyor. Herkes el ayı orada. İngiltere bir tek kendi başına oynuyor. İngiltere zaten adada. Kimsenin şey yaptığını zannetmiyorum onu. Sıkıntı yarattığını. Güzel. Eksi birimiz de kalktı Bohemia ile evlilik bitince. Yani Batı'da hiç sıkıntı yok gençler. Onlar AI'ya karşı oynuyor. Hepsi beraber. Doğu'da oyuncular birbirine karşı oynuyor. Doğu o yüzden daha tehlikeli şu an. Kanka herifler inanıp ya ölmeyeceğiz diyorlar. Aynen öyle. EU4'te dünya anlamadım. O kısım gitmiş. O kısmı bir daha at istersen bana. Hayata Odin olarak gelmek isterdim. Koca memeli sarışın bir kadın Büyük olmak savaş patlak verdi orada isterdim gençler. demiş. Ney? Osmanlı Çin'e savaş açtı. Osmanlı ney? Ay, benim kafam Çin'de ya şu an. Osmanlı-Memlük savaşı başladı. Polonya da yanında, Karakoyunlu da Biz de burada. Büyük yeni ihtimalle bölüme yeniyor Acem lan, de patlar oradadır. belki. Hadi oğlum. Osmanlı mı Hadi atlarım. açmış? Evet. Hama şurayı kremlemiş. İstiyordunuz savaşı. Ben bir neşe atacağım. 1K bir asker atacağım kondu. Görmek istiyorum savaşı. İzletmek istiyorum. Haritayı gösterir misin? Danimarka, İzlanda, İsveç, Norveç. Ne olmuş onlara? İsveç, Norveç, Finlandiya. Ne oluyor lan? Neyden söz ediyorsunuz? Amerika'yı keşfetmemiştir. Daha ikinciyi yeni açtı. Oo. Bilmiyorum, ekrana yansıyanı gördünüz mü? Mançulu köylü diye sesleniyorlar sanırım. Mançalı köyünü birazdan Çin imparator olacak gençler, Aykun. 25'i geçirdim Borskor'u. Memlük sana attım bir tane kondotiyeri bir kişilik. Onu kabul edersen savaşı Aşağıda olan. izleyeceğim. İşte bu. Ah. Gitti. Çok mutlu şu an. Ne oluyor Resmi lan? geldi. Kanka şeyi patlattım. Mingi mi? Event çıktı. Şimdi Okey. başlıyorum anasını satayım. Mingi Oh. daha atıyor özgün. Şey Oh eventi ya. gelmiş. Ellerinin Moralsiz altına Mingi diyorum. düşünce Milyon şurada. disiplin basmış Allahsız ya. Gerçi ben %119 disiplin Abi askerlerle giriyorum ama. Imperial Reform puanı 95, gözünü seveyim yaptırın şunu artık ya. Kimse desteklemiyor. Nasıl olabilir bu kadar nefret Palatinate'e ya? Oha. Osmanlı ordusu Polonya'nın altına girdi. O yüzden statlarını tam göremiyorum. Diğeri de Etiyopya'nın altına girmiş. 103 disiplin, 4.7 moral. 4 nokta military drill'dan %15 alıyorlar. Event gelmiş onlara. Benim generali sokmam lazım. Şey event gelmiş. Event gelmiş %15'lik. Güzel moral. Army Tradition'dan da %20'ye Benim yakın generali kazanıyor. sokmam lazım. Ya bende prestij yok, o yüzden Ben bile moral o kadar lazım. kazanmıyorum. Lan senin Army Tradition'ın kaç Berk? Onlar alt odalar ya. Galiba. Ha, %20 Army Tradition'dan moral kazanıyor. Onun bayağı iyi olması lazım. Ben bile %12 kazanıyorum. 180 Army Tradition'ı var demek ki. Ha, yani. Güzel kasmış. Helal Abi de olsun. Muscovy Intervention yaptı ya. Puh. Yani o beklenen bir şey zaten. Rusya'da girdi Şimdi savaş. Mandate'i claimlemezsem Bana savaş onu gerçekten sormuştu. Mandate geçmiyor. Görmüştünüzdür diye O bug'ı tahmin ettim. düzelttiler mi? Evlilik için müsait olan. Polonya'ya yürü.
Polonya'ya evlilik atıyorsun, tamam mı? Ondan sonra support air yapıp relation improvement çakıyorsun. Çok güzel şeyler oluyor orada. Hayata gelecekte doğan bir çocuk olarak doğmak isterim. Bakalım dünya ne kadar ilerlemiş diye. Ha bak, ilginç. Güzel bir cevap bu yine. Arada güzel cevaplar çıkıyor. Komik şeyler de çıkıyor, çıkmıyor değil. Haremi doluyor. Taraf ilginç oldu yalnız. Rusya'nın da girmesiyle Osmanlı çöküşe gidebilir. Geçen yıl biliyorsunuz Karak oyunu dedi, artık oynamamın bir faydası var mı ki diye şey yaptı. Ama Rusya'nın, ben onlara şeyi de sormuştum dün. Savaştan sonra Discord'dalardı. Dedim siz peki niye Rusya'yı çağırmadınız? Hani Polonya geldiyse siz Rusya'yı niye çağırmıyorsunuz diye. Neye eksi 4 diyorsun lan? Eren. Herkes yalan. Eren. Discord'da ni... Ha, onlar da mı ayrı odaya geçti? Evet. Bu ne lan, canı sıkılan ayrı odaya geçiyor. Onlar en başından beri orada zaten. İşte bu ya. Oh. Oh be. Terra incognita olduğu için şeyi göremiyorum. Osmanlı'nın ordusu nerede, ne yapıyordur. Rusya mı aldı başını gidiyor. Rusya biraz yavaş gitse iyi olacak. Çok hızlı saldırıyor. Yani tehlikeli, Osmanlı'nın ordusu burada değil. Burada da olabilir Osmanlı'nın ordusu. Ondan şey yapıyorum şu an. Çekiniyorum. Rusya'nın çöküşü tehlikeli bir şey. Moskova'ya kafa. Benim için diyorsan hayır. Hiçbir mantığı yok yani öyle bir işin. Biz de Rus'a mı kafa atsak demiş. Allah aşkına biraz akıllı düşünüyor. Rusya nasıl girdi öyle? Intervention yaptı. 3 Great Power saldırdıkları için. Yo 2. Osmanlı. Karşıda Memlük var. Polonya var. Osmanlı, Polonya. Karşıda Memlük var bir tek. Rusya da girdi. Şu Air'ım geçse artık başa, şu kral ölse ya. Vallahi içim şişti oyunun başından beri, anasını satayım. Geç artık başa, geç. Lanet olsun, geç. 19 derecesi misin ya? Sen nasıl bir çöpsün? Çöpingen. Ben biliyorsun taktik düşünmem, saldırı oynarım. İsveç ne kadar barışçıl, etliye sütlüye karışmıyor. Bu ne biçim Viking torunu demiş. E ne yapmayı planlıyordun? Ha, dediğim oluyor galiba. Yo, şey ordusu yok. Ama evet dediğim oldu. Ve Rusya uyu. Rusya. İnşallah steak wipe yemez. Yemedi. Ama çok kötü bir hamle yaptı. Yani Litvanya'ya adım adım almak varken direkt Polonya'ya girmek demek. İşte Osmanlı bütün orduyu oraya çekmiş. Mesela şimdi Muskovi'nin de şeyle konuşması lazım. Orada değil tabii o. Aralarına atıyorum Rusya'yı. Rusya'ya gidip onlarla konuşsun Discord'da. Çünkü ikisinin haberi yok ordular nerede diye. Bunlar da burada bekliyor böyle adım adım. Halbuki Osmanlı ordusu yukarıda. Moskova'ya mı? Ha. Yok abi, kaçtı. Yani kendi topraklarına gitti ya. Ordular steak wipe etseydi. Arceus bir şey yapsana ya. Ordunun tabii başına kralı koysana, bir şey deneyeceğim. Belki iyi bir general olur yani adam. Biraz. 2-4. Artık şu şeyden yani kurtar beni ya. Acıdan kurtar beni. Gözünü seveyim. Öldür şu kralı. Seninki de ölmüyor ki. Tamam, seninki yani ölsün de ben kurtulayım acıdan.
Seninki ölürse de benim işime gelecek işte. Yani... Ha öldü ha ölecek diye bekliyoruz burada ya. General bu sırada seviye atladı. 4-4-3 oldu. Bayağı iyi. Halim işe yarıyor bayağı. Şunu bir de 40 yaparsak daha da iyi olacak. Yavuz Sultan Selim zamanında doğup Osmanlı'nın sosyo-kültürel yapısına bakmak nereye isterdim koydun demiş. Orduları? Güzel. Lejitimisi açtık. Şimdi iki tane tamam, daha ID açtığımızda Swedish Steel'ı yakalayacağız. Şu an Siege'deyim ben şu an. Wikipedia doğru bir bilgi içermeyebilir. Ben coğrafya kitaplarında okuduğumu söylüyorum. Ne? O recoverlıyor muhtemelen ordularını Moskova'da falan. Ben Utku, de mi gelsem? Visi bakıyor oldu. Oraya. Visi orada. Seni onlar yavaş izliyor şu an. Irk olarak olabilir yani bölge olarak. Seriden neyden söz ediyorsunuz bilmiyorum bence. Ama. Moskova savaşa çağırırsa evet, gidecek misin kan? Savaşa çağıramaz beni. Intervention yaptı çünkü. Intervention yaptığı savaşa elaylarını çağıramaz. Biz bir görev daha açtık. Bu arada agro expansion'ı ilerlemeye kullanacağım. Yani onun kaleleri hem şey... Bir de papalık da gelse. Direkt Moskova'ya bile hem papalık gelse, artık. Hem Polonya'nın tahtı gelse gerçekten çok güzel oluyor. 69 yıl 69 yaşında kral. Geber artık ya. Heroic Incognita. Prestijin varsa harita isteyebiliyorsun şeyden. Ben de savaştayım da. İşte bu. Moral önemli. Allah'ım başka bir şey isteseymişim. Konuşamadım bile be. Yine Kürye bana geldi. Kürye'yi bırakmayacağım. İki oldu. Bir de şeyin başına geçsek Polonya'nın tamamız ya. Memnun 24 kalg ordusunda çok mutlu çok olacağım yani o saatten sonra. Oğlum listeyi de ayrıyetten savaş açmak istemem. Ordularını gördün şu an iyi durumda. Osmanlı ve Polonya bir aradalar şu an. Yani yapılması gereken şu. Eğer Polonya ve Osmanlı'nın ordusu buradaysa bu adamların da Rusya'ya bunu sorup Rusya'dan bilgiyi alıp buradan ilerlemesi gerekiyor. Ama buradan çok yavaş ilerliyorlar çünkü korkuyorlar bir şey gelecek diye. Bak benim Smolensk'e giriyor yine ama Grasland orası. Ben şunların şu küçük ordularını bir yakalayayım şurada da. Yakalayamadım. Geliyorum doğru, o kadar. Olmaz. Geç stack wipe'larsın o şeyi. Vassal'ını muhtemelen. Direkt Moskova'ya yürüyelim ya. Kiel kanından Novgorod'a olan bölge. İskandinavya demiş. Söyleyemiyorum. Teker bas provinslere yavaş yavaş ilerledim. Oyundaki chat'e yazılanları göremiyoruz. Niye? Yani savaştığın ülkelerin toprağına... Midas touched oldu. %10 tax modifier aldı. Litvanya'dan geçemiyor. %10 da şeyden alırsam ekonomikten oh deme keyfime. Tamam bak oradan gireriz işte. Mutluyum, ya, tam mutluyum, mutluyum. Sonunda ya. Yeter be. Hayat biraz da bize gülsün anasını satayım. Buradan direkt Moskova'ya da yürüyebiliyorum. Ordusu var mı? Var, dolanıyor arkalarda. Yani onu dedim direkt yürüyelim diye de. Göremiyorsam çok hoşuma gitti ya. Kürye kontrolünün bende olması çok hoşuma gitti. Advisor cost falan da düştü. Para 5 ile geliyor ya. Şöyle bir şey yapabiliriz. Daha iyi advisor alabiliriz. Artı 2 olup ucuz olan advisorlar oluyor ya. Gerçi hiç yok. O da iyiymiş. 4.32'ye geliyor o zaman. Siktir edeceğim kim bu aşık olma. Para kazanmaya bakalım o zaman. Papa kaç yaşında? 60. Tehlikeli bir yaş. Şadak kolay zamanda bozulmaz. Ya öl be arkadaş öl. 70 yaşındasın öl. Gönlünüz derken çok küçük okunmuyor demiş okey. Abi Lübeck taşı abi 200 oldu demiş. Okay. Şimdi seni buradan alacağız buraya. Moskova'ya mı gidiyorsun? Ne kolekti lan? Önünü kapatacaksın kalemle. Ne kolekti oğlum? Terra Incognita'yı açıyorum. Sen Lübeck'te değil miydin? Tamam, Baltık'a git. Kapalı abi oraları gözükmüyor. Transfer yap.
Yakınlarda ordusu yok onun. Muhtemelen şu isyanlarını bastırmaya gitti ya. Separatistleri çıkmış ya Astrakhan'da. Onlara gitti muhtemelen. Oraya doğru gidiyordu Disney. Niye transfer yapmıyor? Home node is permanently collecting from trade chicken transfer. Ben oradan Moskova, yani zaten siege bitti sen. Moskova'ya oturuyorum ben. Şimdi burası yaptım zaten. Ya da bana bağlansın. 3 siege'li generali var. Home node değil ki. Capital burada değil mi abi? Yeni bir sistem mi oldu bu ya? Ha yeni de işte ay geçmesini istiyor herhalde. Bir an dedim şey ne oluyoruz anasını satayım. İksana kusurları. Tamam trade'i buradan alıyoruz götürüyoruz buraya veriyoruz. Oğlum bir trade'i çok harcamak istemiyorum ya. Yani. IDO ondan. Çok büyük değil ama olsun. Tamam, çık ben biraz da yani, gemi basarsak o iş düzelir. Yoksa boş ver bekleriz. 503. Hmm, İsveç Kralı da çok müthiş bir yönetici. İnşallah yavrum Rose'un olur demiş. Yapmayın lan şunu. İsveç anlatsana dedeyi alıp yargı dağıtmayı falan neden istemiyorsun? İzlemeye başladı. Neden yapıyor İsveç? Niye İsveç? Sen İsveç'i boktan mı görüyorsun? Ben Moskova'ya yazıyorum abi. Osman Kruzey'i kaldırsan Etiyopya'nın morali gitsin demiş. Niye kaldırdın? Yazmayı kaçırıyor ki öyle bir şeyim de yokmuş. Bitmesi gerekiyor. Kaldırma diye bir şey yok. Savaşı kim alır Kaan? Biri de Moskova'nın ordu kiralaması onun zararına demiş. Ordu kiralamadı diye biliyorum ben. Ordu kiralamadı. Onlar tamamen Moskova'da. Bizimki yalnız... İkiye aldım. Şey. He. Savaşamıyorum. Yok adamla savaşamıyorum yazmış biri. De. O niye genel chatten yazıyor? Bilmiyorum ki abi. Kimse sesliği kullanmıyor. Bu uyaralım dedik çocuklara boş yapmasınlar chat'te diye. Bu sefer hiç konuşmuyorlar bizim chat'te. Yok hayır Şamil zaten onlar bir kanalda. Dördü birden bir kanalda da onun mikrofonu çalışmıyormuş. Ama gidiyor genel kalan kanaldan yazıyor bu sefer de. Belki öylesi. Hamit Orçun onlar niye geçti bilmiyorum. Onlar muhabbet etmek için geçti büyük ihtimalle oraya. Resmen sabot ettiler, sattılar bizi. Ya bir sonraki çağa göreceğim onları. Birileri bozacak aralarını onlar. İtalya'yı paylaşıyorum. Aldım ikiye rahat oynayın dedim. Yok şey var. İkinci çağda iki tane Great Power Ally olabiliyorlar ya. Dönelim aşağıya. Gerçi Avusturya Great Power şey değil. Moskova'yı çıkartalım da. Hani ikisi diğer iki, biri diğer ikisiyle ittifak olduğu için öyle oluyor. Çıkar mı? Çıkartalım. Bozmuyor yani. Son çağa kadar. Direkt ülke yapsaydık keşke o kuralı. Aleykümselam. Yeni DLC yüzünden mi Osmanlı pert bu kadar demiş. Pert ve kanun değil ki ya. De. Yok Osmanlı'ya kiralayamam. Aynı anda iki tarafa birden başka. Şey yapalım. Seni sicliyorlar orada baya. Aynı anda iki tarafa birden veremiyoruz şey. İngiltere yer yok. Sanki Rusya patlayacak mı? Zaten 4 ilişkim var. Daha da arttıramıyorum. Norveç'i yedikten sonra ancak. Abi ölmüyor. Arsiyos'un kralı ölmüyor ya. Herifin kralı 70 yaşında. Benim Eir 71 yaşında. Bak Arso diyorum kralı öldürt orduya koyup. Zaten benim herif 71 yaşında. O da ölür 2-3 sene. Çok yaşamaz o herif. Ama... fazladan bir stabilite yiyeceğim işte boşuna. Ya ben sana atayım admin puanını. Admin senin köpeğin olsun be. Vallahi diyorum içim şişti anasını o satayım. Oyunda kralı önce stabilite yiyor musun ya? Yiyor. Olmaz. Ben bütün herkes yiyor ya. Yani. Çok saçma bir durum ya. Memlük yemiyor abi. Rusya da buraya indi. Tamamen aşağı indi. Çin'le sonsuza kadar savaşta kalacağım. Kocaeli'ye girelim. Logo. Savaşacağız da şurayı da görmek istiyorum ne oluyor diye. Abi bu Avusturya hiç eksi yemiyor mu ya? 50 tane eray yap. Eksi 1 yiyorlar. 4-1 moral. 4-7 moral. Military drill %15 kazanıyorlar. Şeyleri var, eventleri var. Yiyecekler gibi. Çok fazla moralleri var ya. Kabile... Abi kabile reisi geliyor ya. Ama yer değiştirdi. Berk. Allah'tan Moldavya'nın generali vardı.
Berk hayat. Of, hayır demiş, çok işimize yarıyor. Berk sana ne diyeyim ya. Nice. Etiyopya'sı tek vibe yer orada. Çok rahat atarız. Bir oraya gitti, bir oraya gitti. Bir oraya hadi gitti, bir olma. Oraya gitti. Be oğlum zaten gidiyor orada. Niye ikide bir değiştirdin ya? Herifleri 20k ya, destek verecekti. Abi sıfır attı iki kere. İnanılmaz ya. Destek verecekti ve kurtaracaktı ortalığı. Aha protestanlık çıktı. Abi ya şu protestanla hep savaşta yakalanıyorum. Kafayı yiyeceğim. Parayı alamayacağım şimdi ya. Gençler selamun aleyküm. Ben bir de kürye kontrolcüsüydüm anasını satayım. Direkt değiştirdim. Hiç acımam. Ben de değiştirdim. Eri ve XCOM atıp duruyor yavşak. Kürye bizdeydi ama şu an direkt geçmek istedim. Erken geçersek para bonusunu da alıyoruz. Center of Reformation bonusu da alıyoruz. Center of Reformation bonusu bizim daha hızlı döndürmemize yarıyor. Dur. Şey neredeydi? Ha. Reformation şeyi var. O şimdi otomatik döndürecek bazı yerleri. Ben de döndüreceğim. Hızlı hızlı dönecek. Ben İspanya'yı saldım. Olası 4-5 gemi daha bastık. 19 gemi yeter diye tahmin ediyorum. Şu da savaşa girdiğinde gidecek. Göremeyeceğiz aşağıyı bu sırada. Zenci savaşıyor AQ. Zenciler koca. Var mı sende? Yok. Armadillo şeysini aç para varken demiş. Neysini? Abi bir savaşa gireceğim oğlum. Armadillo'yu niye açayım? Daha azalmıştır inşallah. Aha. Oha güller savaşı mı çıktı? Yeni çıktı. Güzel zaman. 1500 için güzelmiş. War of the Roses 1504'te mi çıkıyor? Yok. Event triggerlandı. Hayır olmadığı zaman artıyor. Hayır işte oyun başında zaten olması gerekmiyor. İşte olmadı ki. Oldu direkt. Direkt İngiltere'nin eri oldu oyun başında. Orlarını getiriyor. Görmüyorum. Şurada Berk'in bok yemesiyle kaybettiler. Yazık. Moskova'da senin gelemiyor mu yoksa gelmiyor mu bilmiyorum ama ya. Bir araya gelseler çok daha fazla abi orduları olması lazım. Yani kurdum. Ben onlar şiştim onları izlerken daha fazla izlemeyeceğim yeter. İstanbul'u almışlardı yani. Take calling. İçeride savaştayken nasıl kombom var lan benim? Ondan sonra siege'leriz direkt. Aa savaştayken kondo tutabiliyorum lan nasıl oluyor bu? Bekle senin diğer ordun da gelsin o dolanıyor etraftan galiba. Özgün. Şey. Yeni mi geldi bu? Sadece saldırdığın ülke yani aynı kondo verdiğin ülke ise kondo tutamıyorsun. Aksaray'da da girebiliriz. Dake war incoming. Düz bölgelerde bir orduları. Dedim ya oyunun başında event var arkadaşlar diye. Dake çıkmayacak. Centralization reform'u yapmadım çünkü. Abi Ming'in içinde ama isyanlar çıkıyor. Moskova'da var ya. Ya şöyle bir şey var. Teknoloji cost'u falan düşürüyordu. Advisor cost'u düşürüyordu. Kürye kontrolü de kötü değil. Ama geri dönemez. Başlardayken böyle bir ihtimalimiz varken şeyde protestanlıkta doğal olarak aldım şeyi. Çünkü Reformation Center'ım olacak. Bir, iki para kazanacağım. İkisi de önemli durumdu. Yani tamam orada niye abi ana tercih. Yani ana ya onu seçebilirsiniz ya onu seçebilirsiniz. Tamamen tercih. Ben tercihi bu yönde kullandım. Biraz daha hızlı puan toplayacağız. Biraz daha erken toplamış olacağız puanı. Yenemeyiz bu ya. Uskov'un orduları da geldi. Yani güzel rollamamız lazım. 4-1-4-7. Moskova'nın %110 disiplini var. Alabiliriz. Arkadan daha da geliyor. Adamlar bir memnun moralini alıyor. Bir de Moskova'nın disiplini alıyorlar. Yani 3 yıldızlı generalin var ama adamlarda sayı çok fazla. Lübeck parası demiş. Aynen. Lübeck'te ne para vardır? Ve tamam bana gelecek. 8 war score'luk piece atsana. Kaç para geliyor protestan olunca? Eli geçmeden güzel. 300 küsür galiba. Emin olamıyorum ama 300 küsür bir şeydi galiba. Ya işin parasında da değilim. Yeter ki şu Center of Reformation gelsin. Çok hızlı döndürmenize yarıyor çünkü. Takır takır döndüreceğiz ülkeyi. Tarafları gösterir misin?
Benim savaşımı diyorsan böyle. Diğerini diyorsan şöyle. İndiriyor şu an. Muskovi, Karakoyunlu, Memlük. Karşısında Osmanlı ve Polonya var. Bir de Acem de olması lazım diye tahmin ediyorum. Bakalım. Yo, Acem katılmamış. Acem savaşa gelmemiş. Kaybediyorlar gibi duruyor. Bilemiyorum artık. Nasıl Osmanlı ile Roma kuruluyordu demiş. Roma mı? Senin tek Rom'un aldığını diyorsan Rom farklı bir yani. Şey. Roma farklı bir şey. Ha şey normal Roma'yı diyorsun. Cultural shift yapman gerekiyor. Konuda vuralım. Kültür değiştirir. Yani Roma'da din değiştireceksin. Kültür işte. Değiştireceksin. Din değiştirmesen oluyor mu bilmiyorum da kültür değiştireceksin. Düşmez inşallah. Kale kuşattın sana yolla. Burada değil mi zaten limanı? Burada limanı bak. Siege'de şu an. Blockade bonus almıyoruz gerçi. Bekliyorum bir çek mi diye. Okay, aynı denizdeyiz. Arkamdan falan gelmeyecekler değil mi? Gelmeyecek. Güzel. Bayağı burada rahat rahat bir savaş geçirip bütün parayı konmaya çalışacağız. Çok zor ya. Holstein'i al da Lübeck kapı yap demiş. Holstein'i vasallaştıracağım. Önce alacağım sonra salacağım yani vasal olarak. Daha sonra HR'ye karşı onu büyütebiliriz biz belki. Sayık. Ya da Lübeck'i vasal alsak o problem çıkartabilir gerçi. Yine enstitü de çıktı. Oh. Konstantin dolu mu şu an senin? Mercenary'i bassana. Mercenary'i basınca şeyi kaybediyorsun yalnız. Bir ama şu anda yapacak sayıdan kaybediyoruz şey zaten. Profesyonelizm kaybediyorsun haberin olsun. Bu ince bir çizgi yani. Ay sonu geri çekiliriz ya. Etrişin yesinler. Evet bir kere daha vurdular ordularını. Şeyleri tümenleri birleştirip şey bak. X30 yiyor Osmanlı. Ya kaleleri kuşatıldıkça işler değişecek tabi. Kale bitmeden şey yapamıyoruz madem. Hak dininden çıkınca Roma kuruluyor Osmanlılar. Sen babalar sizi çok özledim. Hoş geldin. Osmanlı toplayamaz bu savaştan sonra demiş. Belli mi olur arkadaşlar? Erken konuşmayın. Karakoyunlu topladı giriyor işte. Her şey diplomasiye bakıyor. Ama şu noktada Eren ne yapacak? Onu merak ediyorum. Eren korkuyordu Osmanlı'nın varlığından. Osmanlı şu an çöküşe gidiyor. Peki Eren ne yapacak bu durumda? Avusturya. Polonya orada zayıf. Onun vasalları mı? Osmanlı burada zayıf. Kaleyi. Litvanya nerede? Litvanya şu CG Moskova'da. Niye bekledim? Bitirme daha hala. Moskova'yı almışlar. Başkenti düşmüş Moskova'nın. Orada bir hata yaptık da. Kocaeli'de tekrar girebiliriz geldiklerinde. Manpower'ları bitti galiba askerleri şeydi. Ya da ikide gidiyoruz diye de olabilir bilemiyorum. Gerçi Ankara'da var daha. Çankırı'ya da şimdi kale asılacak. Kangırı. Dileri değişti. Dil derken din demek istiyorsun. Din de değişiyor zaten. Sizin için erken empres yaptım. Şimdi para atın bana diyor herif ya. Ha direkt burada çıkmış kolonyalizm. O zaman Hamit direkt keşfetti Amerika'yı demektir o da. Yani oo, Batı bu kadar boş bırakılmışken bilmesi. Köyde. Ne yapıyorlar? Samuray kılıcı falan mı? Bende de gerçi şey var. Content peki var. Belki onun etkisi vardır onda ama. Şu Norveç'i orada kurtaralım ki kuşatsın bir yandan bir yerleri. Ankara'ya girmelerini bekliyorum ben. Otto saçmalamış bayağı. Admin ile influence nedir demiş. Evet biraz solo oynar gibi oynuyor. Single player'da oynar gibi oynamış. Etiyopya'nın var galiba. İkisini şey yapınca. Karakoyun'un da var biraz.
Senden alamıyorum şu an. Senden de alamıyorum. İkiniz kalacaksınız öyle. Single'da zaten alabilirsiniz arkadaşlar, influence admin, onda sıkıntı yok, ama multi'de alamazsınız. Multi'de militer oynamak zorundasınız. Yarın YouTube atar mısın dünkü canlı yayını? Atılır. Bugün editledim zaten bayağı bir bölüm. Bu gece atarım, yarın başlarım yüklemeye şeye. YouTube'dan. Daha zordur ya, bekleme öyle şu Atladı anda. şey, ne olur. Ankara'ya gelmedikleri sürece girmenin bir anlamı yok. Kale düşmeyecek. Zorla düşürtelim. Artilleriyi bir artır Aden istersen, savaşır ki mı? bonus Daha bot alırsın demiş. çekmedim mi? Bir Para bot çek. şu an ucu ucuna be. Biraz daha zenginleşebilirsek. Seve seve artırırım. Memlik orada kara koyunu da yer, bayağı güçlenir demiş. Kara Abi koyunu ne? Elay o. Avusturya'nın kaç elayı var ya? Anladım, ben de yanlış aldım zannediyorum. Yeni Osmanlı'ya ne alacağını bilmiyorum. 8, 8 ne abi? Geri here'ye geçti mi? Eksi yiyordur muhtemelen de geri şeye geçti mi? Bayağı yiyordur eksi. Yo, 8 tane elayı şey var. değil. 100 otoritesi var imparatorun. İmparator değil ama Avusturya. Arşidük Franz var Şey hem de yapamadı. başında. Birazdan o olacak Evet. ama imparator. 4 tane oyu var. Arşidük Franz. Ya Arsius ölmedi mi hala? Yok abi. Yeter ya, ümidimi kesiyorum artık, yeter. Ölürse Benim ölür, de ölmezse ölmez. basacak prestijim yok, o yüzden basmıyorum. Abi yeter, bu ne ya? Aerom 73 yaşında, Elfin Kralı 72 yaşında. İkisi de ölmüyor ya. Ne içiriyorsunuz lan siz krallar orada? Ne yiyorlar, ne içiyorlar bunlar anasını satayım. Abi bilmiyorum, Varşova'da Abi sesin çok savaş mı karizmatik. Hele küfür ediliyor? edince of demiş. Boşaldı galiba o noktada. He Varşova'da anladım, ben de savaş yanlış yiyor. aldım zannediyorum. Geçmiş. Yeni Osmanlı'ya ne alınacağını bilmiyordum da tam olarak demiş. Bizimkiler Ya sağlam şuman ölmüyorlar. Yeni Osmanlı'da ne yapmışlar ya? Onu konuşmuştuk daha önce. Hatta yayında söyledim onu. Regis almasına gerek yok mu demiştim. Memlük'e mi demiştim lan yoksa onu? Memlük Regis Yalnız almalı mı karşı demiştim? tarafta olan birisi Bir şey boğdu dedim de be. hatırlamıyorum. Acem. Ya o konuyu daha önce konuştuk ama Aramızda bu bölgede ajan var, kim o? alınabilecek ayrıyalar için. Acem. Acem. Gönder mi? Acem deyin lan şuna, yeter. Acem diye bu savaşa girdi, çok merak ettim cidden. Acem sizin karşınızda mı girdi? Evet, karşıda aşağı yolundu. Hayda, Acem zaten elaydınız lan gerçek. siz. Adam başından beri şey yapıyor, casus. Ben böyle bir casusluk görmedim yalnız. Helal olsun. Ses de Ben çıkarmış. Bak attım bak onu. nasıl kaçtı. Attım, ben attım. Hayır yani Oğlum bizim tarihe aranızda doğru casus olsa saldılar. ne olur? Muskovi kalktı, genel chat'ten yazdı adam yazacağını. Sen diyorsun ki ajan var aramızda. Adam diyor ordularımı götürüyorum. Şöyle yapıyorum, böyle hepsini genel chat'ten yazıyorum. Abi adam savaşın başından beri chat'te bizi dinliyor ama farklı şeyler ya. Ama yeni girdi savaşı. Yok, o girelli oluyor ya. Ha, gidip girmemiz Nasıl bir şey oluyor de ya? değiştirmiyor yani, hareketlerimizi söylüyor. Elayım benim o. Elayımdı. Osmanlı savaştan çok attraction'dayım. Ne oldu? Arceus düştü. Arceus. Eyvah. Bekleyin biraz. Kaçta biter yayın? Gece 1'de bitecek yayın. Bugün 6 saat yayın. Geliyor ya. Tekrar girdi oyuna. Dıt 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 dıt. Yalnız senin Oyundan Airbaş'a düştü geç. ama ya. Elektrik gitti bir an. Hot join Evet var. gel gel. Sıkıntı İnşallah yok. şu an başlatmadık. Belki bu sefer geldiğinde kralın ölür. Baga falan gelmiştir değil mi? Ha, bug'a girmiştir belki de. O düzelir, bir şeyler olur. Olsun artık, yeter. Lütfen Arceus. İhtiyacım var bu da. Diyorum baksana, 73 yaşında iyi zaten. Oğlum başa geçti mi? Kaç sene yaşayacak bu herif? Koy ordunun başına, gebersin direkt. Heh ya, gelin şuraya Eren ya. Kaan. Efendim. Abiyorsun. İyi be ya, ne olsun, Sanki uğraşıyoruz. tuttum abi, Oğlum öyle bir geldi ki. siz niye Gideceğiz sana hayırdır birazdan diğer akşam sonra. kanaldasınız? Gizli bir muhabbet vardı Gelsenize buraya ya.
özel bir strateji. Özledi mi beni? Özledik yani. Hep şeyden yazıyorsunuz. Küriye'yi saldım Hamit. Kime geldi? Neyi saldın? Küriye'yi saldım. Kime geldi Kürya? Papa'da. Ha. Protestan mı oldun? Geldi mi protestan? Direkt protestan geldi, oldum. Kürya'nın başındaydım. Direkt siktir ettim şeyi. Kürya'yı başına geçtim şeyi. Protestan. Ben karar veremedim ya. Olsam mı olmasam mı protestan? Ha, Osmanlı'ya evet religious alınmaz. Humanist almak durumundasınız. Çünkü Yeniçerileri ya. Şeyden yapıyorsunuz. Ney? Gayrimüslimlerden yapıyorsun. Sen ne yaptın? Doğru, diyorsun? Onu konuşmuş. Vallahi Çin religious anlamı bir anlamı kalmadı savaş, yani. Savaş yapmışlar. Ha, şey için anılabilir. Claim Çin'den veriyor. Bir devlet çıktı şu Prestige. An. İki devletin daha isyanı var. %70'lerini yeniyorum. Ha, biraz dağılması için bekleyeceğim bekleyebildiğim kadar. Konuşmadan düştü, kralı düşmedi. Biz de Meksika'yı vuruyoruz işte. Bu sırada bir 5-10 dakika mola versek mi ya? Diğer çocuklara da söyle. Ya da savaşları bitsin öyle verelim. Ben inip yazayım şeye. Tamam, yo, tamam, yazıyorum tamam. Ben. Kaç kişi savaşıyor lan? 6 saat malum yayın biraz genleşeyim. Orası şey oldu ya. Bir yılanı kusturalım. Ajam şey. İran işte. Sattı mı Osmanlı? Evet. Çok aynen. İlginç bir şey oldu orada. Bence satması mantıklıydı zaten. Ya bence. Belki ama yani ben beklemiyordum. Ne bileyim. Bu sefer üç sıkışmayacak. Çünkü Osmanlı'nın yapacağı iş belli. Doğuya doğru ya da batıya doğru gidecek bir yere. Ya bu sefer de sıkışacaklar ama. Eren'in dediği doğru. Üçü yani. Göt göte çünkü onların yani. Ya, çok sıkışık o. Osmanlı çöktü, Polonya kralı ölmedi demiş. Protestan'a geç evet. Lübeck. Of, Lübeck'i yağmalayıp deli gibi şey kazanıyorum lan. 50 devastation saçıyorum Lübeck'e. Gelecek burada. Bence oha. Şu 15 kal ordusuna girelim. Özgün. Efendim. Lübeck'i yağmalama eventi geldi. En azından defansif bir yerde yapalım ya. Orası Dryland. Burada olsun. Abi kale yok için. Burada. Oradan kabul geliyorlar etmeyecek. İşte bu tarafa. Geçemezler ki. Deniz var. Fransa dangerous. Batı çok zaten sıkıntı ya. Ya adamlar çok rahat şey alacak orada. Bir önemi yok bence. Abi Litvanya Batı'da mı kaldı? Ben anlamıyorum. Ben gelmiyor abi ülke. Çağırdın mı şeyden? Bu vasal ekranı, subject ekranından ona görev falan verdin mi? Şey toprak seçerek de görev yollayabilirsin bu sırada şu toprağa git gibisinden. Bazen agresif ol demeden şey yapmıyor, hareketlenmiyor. Balansta mı tutuyorsun? Neydi? Yok hayır, support bir dikaya bağlanmasını bekliyorum, para, gelmiyor zaten. Support'ta tutunca para, gelmiyor, para, aynı yerine kalıyor, savaşa girince dalıyor. Ben de böyle vallı oluyor. Bir dert. O biraz sıkıntılı çalışıyor yani. Onu normale al, işte o boşa al, o gelir. Öf, para mı demiş. Az önce Agnes'te çektim, hareketlendi. Sonra support'a çektim, yine gidiyor Şirvan'ın ordusuna bağlanmaya çalışıyor. Şirvan'ın ordusu da Litvanya'nın en üstünde bir yerde oturuyor yani. Oha! Orçun sen ne yaptın ya? Ne yapmış? Görebiliyorum Hamit. Ne yapmış? Bir dakika söyle. 12 subsidi veriyor lan sana. Olabilir. Sen kaç tane koloni alıyorsun şu an? Çok şey yapmasın size onlar. İlgilendirmesin. Adama bak yılan ya, adam yayıncı lan. Bari söyle de yayına şeklin olsun. Allah Allah. Özelden yazayım. Kaç tane koloni alıyorsa 12 veriyor Orçun ona. Aynı anda 4-5 tane alabilir tek kolonistle. Dediğim gibi Batı çok kenetli oynuyor. Bu da kötü yapıyor. 3 tane az sonra 5 tane alacağım diyor. Ya bu adamlar burada paranın ağzına koyacak yani. İngiltere için de aynısı geçecek. Şu üçlü paranın ağzına koyacak. Bunlara rakip olabilecek tek taraf doğuda Japonya. Nasıl kan iyi mi? Yani ne diyeyim. Fena değil. Yok o açıdan demiyorum, bu nedir ya. Batı'yı zorlayan bir şey olmadığı için bu taraf
Bence çok sıkıcı şu an bu gidişat. Yani bildiğin bir arkadaşınla beraber AI'ye multi oynamak gibi şu an o taraf. Çık abi Bolu'ya. Vikinglerin 100 karası mı? İlk önce şu Ajam'ın ordusunu Çankırı'da vuralım. Advisor'lara para versene. Şu an ona ihtiyacım yok. O dediğin ne zaman mantıklı olur? Bu herif 3'tür. Arttırmak için veririm anlarım da niye şimdi vereyim ki bunu arttırmak için? Prestige de -75. O görev hala devam ediyor mu ya? Kendi toprağına götürdüm bir tane. Orada bekliyorum. Gelmiyor. Şimdi de üstüne gideceğim ben bir kayla. Hoş ikinci çağa geçmiş olsaydım ve ona geçmiş olsaydım prestiji kasabilirdim. Bir görevi var biliyorsunuz ki ikinci çağın. Şey yapıyorsunuz. Değiştirdikçe görev değil şey. Splendor şeyi. Orçun Aragon dövemez. Değiştirdikçe prestij kazanıyorsun. Toprağın şeyine bağlı olarak. Aşağıdan geliyorlar buraya. Aşağıdan gelsinler. Orada fort yok ki. Yani Kocaeli'ye girebilirler. Senin gemilerin güçlü değil mi? Karşıya geçmelerin bir imkanı yok zaten. Sait. Şu an yapamayacağım seni Sait. Şu Osmanlı'nın yaşaması daha iyi olmaz mı? Fransa, İspanya, İngiltere üçlüsüne karşı. Ya İngiltere şu onlarla elay değil. Şu an Kastilya, Fransa, Avusturya elay üçlü şekilde. Bu tarafsa kendi içinde birbirini yiyor. Dolayısıyla bu tarafı zerre ilgilendiren bir şey yok şu an. İyi ne? Değil yani. Zevkli değil. İyi değil demeyeyim, zevkli değil. Ha bu arada Kaan gördün mü? Şeye geri aldım. Toprakları geri aldım. Benim çocuk idare eder 6. Neyi geri aldın? Ha Tuluz'u gördüm. Afrika'yı gördün mü? Ya. Niye hala 74'te 74? Portekiz'in yeni Guinness'i var oğlum diyorsun. Senin bir tane toprağın var. Aynen. Neden Portekiz'i şey yapmıyorsun lan? Vasal yapmıyorsun. Yapacağım. Yani. Hepsini yapacağım. Oh be! Şükür! Polonya'nın başına geçtim sonunda ya. Support Air yapıyordum. Air'ım 74 yaşında. 0-4-3-70. Herifin 74 yaşında herifin kralı da 74 yaşında ama. Komik olan o. 25 prestij, 10 legitimacy, 96 diplo puanı, 72 de militeri aldı. Kalmasın, önemli değil ki. Ondan bonus kazanıyorsun. Prestij, legitimisi ve monarşi puanı kazanıyorsun. Bir ara çok korktum ya şeyde çıkacak diye. Kolonda ya. İngilizce. O kadar bekledikten sonra. Önce bir teknolojide geri gelsin de. Ben teknoloji dünya deviyim şu an herhalde. Bazı ülkelerle tabii. Bazı ülkeler. İşte Fransa. Kahrolsun bazı şanslar. Dalga geçiyorum ya. Oğlum puan var basmıyorum. Doğuş'un şey Emre eslemeyi bekliyor. Niye vermiyorsun lan? Şu kale Doğuş'un yüzünden vermiyorsan harbi senin kafanı tüküreyim. Oraya kadar basamayız yalnız. Ben de bir toprağa yayıldım. Bunda iki toprağa demek. %59. Niye Münster? Ha Münster var. Şu toprak aldık ya yukarıda Ahmet. Evet. Kimden geçeceğiz oraya? Toprağa 4 şey ve admin verdim ya. Orada öyle biliyorum. Saksı Luanburg zaten mi? Dostum. Ondan geçebiliyor olmam gerek. Zor sıkıntı. Geçemiyormuşuz. Biz biraz durup şey yapacağız. Abi çok fazla. Şimdi geçebiliyorum. Abi Sakin sıfır olsun. Zar ne ya? Aha bir şey çıktı. Ne oldu? Misi gitti. Misi düştü. Ya abi. Adamın tepkiye bayılıyorum. Deli miler bu saatte beni arıyor? Avusturya lan demiş. Avustur İmparator olarak Hollanda'yı salmış galiba Fransa'ya. Avustur İmparator değil savaş ki. Savaş vardı şu iki gün devam ettiğinde bitsin ya. Avusturya'nın İmparatorluğu oyunun başına düştü. Onu anlattım size nasıl düştüğünü. Oyunun serini değiştir. Osmanlı'ya yardım edip senin ittifakların varsa Fransa ve Avusturya. Yapamam ki Muskovi'yle dayım zaten. Abi. Yapmam da yani. en azından bir koaliti falan alsan.
Paris başkenti ülkeyi yönetmeye giderken ölecek demiş. Avrupa'yı bırak sen de koloniji oldu. İlk zamanlarda Osmanlı'ya kolay. Onu Norveç'e yaptırmak daha mantıklı. En azından defansif. Ofansif alsa iyi olurdu bence. Norveç çıkarsa iyi olurdu. Abi hiç ofansif almış ki. Karşıda çok fazla asker Allah'ım var. Allah'ım yarabbim. İlla diyor ki beni işgal et. Şey olarak yeniyoruz yani. Topraklarını alacağım elinden rahatlayacak. Ne kadar şu an onun şeyi? Yani %39 Seasland yaparak yani. Alacağım böyle. Yer sınırlı. Zorla yani götüreceğim onu şeye. Bitirmen lazım. Şuraya ondan sonra gidecek alacağım. Ya aslında mantıklı olan oydu. Transfer subject yapacağım ama biraz toprak alıp ondan sonra transfer subject yapsaydım direkt ikinci ID'yi koloni alıyor. Yok olmayı hissettiği zaman öyle yapıyor yani. İşte. O da benim hatam. Merlo kale olan toprağı sence sen war score geri. Aldın mı? Ne kadar kazanacaksın? Yok almadım. Kalsın ilk nelerde sürünsün. De. Next idea. Olana kadar mandate alacağım. Askeri yine alırım. Şimdi kafamızda belirlemedik. Saygınlıktan çıktı ya. O kadar düştüler mi? Bir koydum tam koydum diyorsun ha. 3 seferdir uğraşıyorum oğlum. Yetim yırtıldı lan. Bir zahmet. Çin bitti mi? Mandate sana geçti mi yoksa? Mandate'i almadım, onları da bıraktım. Şimdi hem disaster'ları var, hem şeyleri var, isyanları var her yerinde. İşte dağılmasını bekleyeceğim. O sıra zarfında Truss'um da olacak ya, yanımda başka ülke çıkarsa onları da yiyeceğim. Denmark'ı bitiremem. Toprak aldın mı onlardan? Beijing'e. Tabii canım. Canım. Vasal yapabilir o zaman Denmark'ı. Burayı aldıktan sonra vasal yap, bırak gitsin. Şurada bir tane toprak bırak. Para varsa biraz alır mı? Quality almış. Vallahi borç ödedim abi savaş. Pahalı değildi. 25 şeye gideydi iyiydi. 90 altın var. At. Koloni falan gitse. Ay, yani yap vasal gitsin ansın satın yaşasın. Sen gift diyemiyorum. Defesi yine mi Sweden demiş. Yandık. Moskova'nın orduları. Bu soru böyle devam edecekse. Ey. Ben değilim. Ben değilim. Herkes anladım. Herkes mi yedi? Aynen. O zaman rehost yapalım. Hem de mola verelim.